Herkese merhabalar. Bu videoda edeme portalinden fatura kesmeyi öğreneceğiz. Portale giriş yaptıktan sonra soldaki menülerden taslak menüsünün altında fatura oluştur menüsüne tıklıyoruz. Açılan sayfada gönderim şeklini seçiyoruz. E-fatura, e-arşiv ya da internet satış. E-arşiv fatura keseceğim ben. Eğer karşımdaki kişi e-faturalıysa ona e fatura keseceğiz. Onun dışındaki herkese e arşiv kesiyoruz. E arşivi seçip tarihte eğer bir değişiklik varsa son 7 gün öncesine kadar dön fatura kesmek mümkün. Buradan tarihimi seçtikten sonra Alıcı bilgilerin altında bulunan vergi no kısmına vergi numarasını yazıyoruz. Eğer fatura kestiğimiz kişi bir şirket ise vergi numarası bunun dışında şahıs veya şahıs firma ise mutlaka TC kimlik numarasını yazıyoruz. Ben kendi TC kimlik numaramı yazacağım. Siz müşterinin bilgilerini yazınız. Yazdıktan sonra Enter yapıyorum. Bilgiler geliyor. Eğer adres bilgileri gelmez ise bir kereliğe mahsus dolduruyorsunuz. Sonra sayfanın altında mal veya hizmet yazan kısma sattığımız ürünü yazıyoruz bisküvi satıyorum ben. Bir adet diyorum. Burada ölçü birimi normalde varsayılan olarak adet gelecektir. Bu test portalı olduğu için burada varsayılan gelmiyor. Fiyat kısmına 10 lira yazıyorum. KDV kısmına 8 yazdıktan sonra eğer başka bir satıra daha ihtiyacım varsa yani başka ürün ekleyeceksem bu faturaya şuradaki biri 1, 2, 3 aksis dilediğimiz kadar satır eklemek için bir rakam yazıyoruz. Benim bir satıra ihtiyacım var. Artıya basıp satır ekle işlemini yaptıktan sonra buraya da elma ekliyorum. Elmayı 2 kilogram olarak alacağım. Kilogramı seçtim. Yukarıdaki adet kısmını da düzelttikten sonra 3 5 lirada elmanın kilogram fiyatı olsun. KDV'si yine 8 yaptıktan sonra fatura altı toplamların kontrolünü de sağlıyorum. yazıyla ile de yazdığını görüp onayla butonuna basıyorum. Açılan taslak ön son kontrollerimi yaptıktan sonra sayfanın en altında solda onayla ve giden listesine git butonuna basıyorum. Beni gönderilecek ve giden faturalar kısmına gönderiyor. Nerede bu sayfa? Giden fatura Giden Menüsünün altında Burada en son fatura menüste bulunuyor Bu fatura hala Tasak olarak görünüyor Statüsü Sol tarafındaki kutucuya işaret bırakıp Sağda Gönder butonuna basıyorum Diyor ki seçtiğiniz faturalar Ona imza süreciyle gönderilecektir Onaylıyor musun? Evet diyorum Fatura gönderimi Başlatılmıştır Fatura kesme işlemi bu kadar. Daha sonra görüntüle butonuna şu göz işaretinden görüntüleden faturamızı görüp burada test yazına bakmayın, bu test portalı için test yazıyor. Yazdır butonuna bastıktan sonra faturamızı başarılı bir şekilde yazdırabiliriz. Eğer bir yanlış bir faturayı sileceksek şuradan faturanın solundaki Çarpı işaretinden yani iptal et butonundan seçtiğiniz fatura iptal edilecektir. Onaylıyor musunuz? Açıldı. Bizim yerimize bir gerekçe yazıyor buraya. Kendimizde bir şeyler yazıp ya da olduğu gibi bırakıp iptal et butonuna basabiliriz. Gördüğünüz üzere fatura silinmiştir.